Açık Görüş Ankara'dan başladı değerli izleyiciler. Önemli bir konuğumuz var. İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala. Açık Görüş'ün bu haftaki konuğu Star Gazetesi yazarı Sayın Mustafa Kararlıoğlu ile birlikte sorularımız olacak gündeme dair. İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala'ya hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun Sayın Kararlıoğlu. Size efendim merhabalar. Size hoş geldiniz. İsterseniz müsaade ederseniz ev sahibi sıfatıyla son gelişmeyi sorarak başlayalım Sayın Bakan'a. Savcı 13 asker hakkında bu Adana'daki MİT'e yönelik operasyonu, MİT tırlarına yönelik operasyonda 13 asker için müebbet hapis talebinde bulundu. Bu gelişmeyle ilgili isterseniz başlayalım. Çünkü bununla ilgili yürüyen başka davalar da var. Nasıl yorumluyorsunuz bu kararı? Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı efradını cami ayarını mani bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Tabii idari yönden de soruşturma devam ediyordu. Orada da bazı görevlilerle, üst düzey görevlilerle ilgili bu konuya karışmış olan bulundukları kurumla ilişiğinin kesilmesi, yani kurumdan, mesleklerinden çıkarılması yönünde teklifte bulunuldu. O da idari olarak yapılacak. Yani jandarma ya da işte bizim İçişleri Bakanlığı'nca yapılacak işlemler. Tabii bu bunlar hukuksal prosedürler, cezalandırmaya ve sorumluları bulup sorumluların gerekli işlemleri yapılmasına yönelik sorumlularla ilgili prosedürler. Ama işin esası yapıldığı günden itibaren Türkiye'de kamuoyuyla paylaşıldı ve gerçekten devlet geleneklerimize yakışmayan, tamamen devlete ve millete karşı yapılmış bir operasyondur diye bu anlatıldı. Bu izah edilebilir bir bizim devlet geleneklerimiz içerisinde, devletin kuralları, kanunları çerçevesinde izah edilebilir bir davranış değildi. Ancak işte devlet dışı organizasyonların yapabileceği bir amaca matuf hukuk dışılıktır. Sadece hukuk dışılık değil, siyasi amaçları, uluslararası amaçları olan bir açık saldırıdır dendi daha önce. Şimdi hukuksal, idari prosedürlerde bunu tespit etti. Tabi o zaman neyle söyleniyordu bu? İstihbari bilgilerle söyleniyordu. Yani neyin nasıl olduğunu devlet bilir. Ama devletin başka mekanizmaları da bilir. Fakat bunların bazı delillendirmelerden sonra kamuoyuna bu şekilde davalarla, işte soruşturmalarla açıklanması ve sonuçlandırılması da devlet kurallarının gereğidir. O yapılıyor şimdi. Evet. Bu Türkiye'nin burada çok üzücü olan şey şudur. Türkiye'nin yıllardır 76 milyonun tabir caizse dişiyle tırnağıyla hükümetin, burada Sayın Başbakan'ın gece gündüz meydanları dolaşarak, uluslararası alanı, bütün ülkeleri dolaşarak, terörle mücadele ederek ve terörle mücadele eden ülkelerle işbirliği yaparak ortaya koyduğu performansla sağladığı uluslararası itibara yönelik bir saldırıydı. Zaten... Sayın Bakan, şimdi bu önemli bir iş. Yani bugün bir kere hızlı gelişti. Yani zamana yayılan, dejenere olmuş bir dava süreci değil. Yani sizin de dediğiniz gibi muhtemelen devletin elinde zaten bilgiler, belgeler vardı ve bu parçaları birleştirmek kolay oldu. Yani boşa konuşulmamış olduğu da görüldü. Ama bu yapı aynı zamanda direnci olan bir yapı. Yani bizim gördüğümüz hız kadar kolay oldu mu? Yani bir direnç şimdi, çünkü bir karartmasıyla meşhur. Şimdi şöyle. Evet. Bir yapıyla karşı karşıyayız ve devlet içerisinde bir himaye düzenleri de var malum. O muhakkak. Aksi takdirde buna zaten cesaret edilebilmesi mümkün değil. Daha ötesi bu da bir genel fotoğrafın parçasıydı bir puzzle. Yani neydi o genel fotoğraf? Zaten dönemin daha sonra emniyetin İstanbul'da elinde olan bizim daha sonraki çalışmalarda elde ettiğimiz dosyalar, belgeler, bilgiler de bazı açıklamalar yapmıştım. Orada dönemin başbakanı diyor Sayın Başbakan'a. Dönemin başbakanı. Yani bir kurgu yapılmış, başbakan darbe gidecek, hazırlanmış, evet. Efendim darbe yapılmış, arkasından da
soruşturmalar, yargılamalar başlamış. Onun bile fezlekesini ve dosyasını hazırlamışlar. Orada dönemin başbakanı diyor, şüpheli sayın başbakan adını yazıyor. Ve altta da dönemin başbakanı işte şöyle şöyle. Şimdi bu da uluslararası alanda güya meşruiyet, çocukça aslında etkili, önemli bir taarruzdu. Fakat kurguyu söylüyorum, kurgu. Yani böyle bir şey olamaz. İşte buradan da uluslararası planda Türkiye'nin Suriye'deki efendim terör organizasyonlarına, radikal gruplara güya yardım yapıyor imajını ortaya çıkarmak ve o yapacakları darbeyi tahkim etmek, uluslararası alanda güya meşruiyetini sağlamak için yapılmış bir kurgu. Zaten başsavcılığın açıklamasında da çok açık bunun bir tezgah, bir kurgu bütün olduğu. Bütün planlamaların yani yapıldığı ve neticesi yöntemler yapıldı. Kullanılarak efendim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın elemanları dinlenerek, kendisi dinlenerek, ki tabii bakanların, başbakanın, bütün devlet görevlilerinin dinlendiği bir yerde, artık partilerin dinlendiği bir yerde, zaten onu herhalde basit bir hadise gibi gördüler. Lafı mı olur yani? Yani evet, dinlemişler. Ve oradan da bir kurgu oluşturmuşlar. Bununla da hükümeti vuracaklar. Neyle yapılıyor? Öbür tarafta bu oradaki Türkmen kardeşlerimize, oradaki o şeylerle, terör gruplarıyla mücadele eden Suriye Ulusal Cephesi'ne, yani Türkiye'nin de tanıdığı Özgür Suriye Ordusu'na, bütün dünyanın tanıdığı, muhatap kabul ettiği, bütün dünyanın muhatap kabul ettiği yerlere yapılan insani veya işte efendim yardımlar. Yani bunlar saklı gizli, tamam Türkiye bunu böyle ulu orta yapıyor değil, ama bu zaten koalisyonların bilinen, yani uluslararası sisteminde bizim de bildiğimiz meşru yollardan yapılan ve meşru yardımlar. Yani bunu böyle bir kisve altında faaliyete, hayata geçirmek istediler. Bu öbür puzzle'larla birlikte düşünüldüğünde, büyük fotoğrafla birlikte düşünüldüğünde çok büyük anlam ifade ediyor. Yoksa kendi başına hakikaten bu yapılabilir, aklın izah edebileceği bir şey değil. Ama efendim, yani dönemin başbakanı diye yazdıktan sonra, tanımladıktan sonra tabii, onu oturtuyor. Yani normal işlevini, fonksiyonunu icra eden, ilkokul müfredatı seviyesinde muhakeme kabiliyeti olan bir aklın kurgulamaması gereken, kurgulayabileceği bir şey değil kendi ülkesine karşı. Yani böyle bir şey olamaz. Sonuçta bu prosedürlerle zaten ortaya çıkıyor. Sizin konuşmalarınızda da, Sayın Başbakan'ın konuşmalarında da özellikle altını çizdiğiniz noktalardan bir tanesi, bu konulardan bahsettiniz. Artık davalara dönüştü. Hani inlerine gireceğiz, kökünü kazacağız bu paralel yapının demiştiniz. Adana'daki yürüyen bir soruşturmayla işte emniyet mensuplarıyla ilgili davalar açıldı. İşte son bu müebbet talebiyle askerler hakkında açıldı. Bu hamlenin, daha doğrusu bu kararınızın, sözlerinizin en önemli hamlelerinden birisi olarak ya da başlangıç hamlesi olarak değerlendirebilir misiniz bunu? Bu başından beri burada ne oluyor sorusu doğru sorulduğu için, kim ne yapıyor burada sorusu doğru sorulduğu için ve bir özgüven içerisinde ne yaptığımızı biz biliyoruz. Ama bilmeyenlere bunu anlatma gereği ortaya çıktığından beri doğru bir istikamette devletin kuralları işletildiği için ve kararlar devletin mekanizmalarında kararlar alındığı için. Kim için alınıyor bu? Millet için. Yani ben devlet vurgusunu yaparken de özellikle şunun altını çiziyorum. Biz eski zihinsel kodlarla sadece devlet görevlilerini, yani hazineden maaş alanları devlet olarak tanımlamıyoruz. Benim devlet vurgumda 76 milyon vardır. Eşittir 76 milyon. Devlet kimdir? Vatandaşlar topluluğudur. O vatandaşların önemli %50'lere varan kısmı bize kendi haklarını, hukuklarını, kendilerini ve kendi devletlerini koruma yetkisi ve görevi vermiştir. Biz bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla bunun gereği yapılıyor. Gereği yapılınca da buna ters düşenler, buna saldırı düzenleyenler, aykırı gelenler. Şimdi tabii siz olunca, hem de az önce yaptığınız izahda bağlı olarak söylüyorum. Siz olunca yani bu konudaki beklentilerin çok odağında bir isimsiniz. O açıdan siz olunca diyorum. Tamam, Adana meselesi hukuk içerisinde ve delillendirilmiş bir örnek dava gibi. Ama tabii Adana meselesi 17 Aralık'tan sonra tahakkuk eden
bir mesele. Geriye doğru devlet içerisindeki yapı, şema, paralel yapılanmanın derinliği, hacmi şu anda sizin zihninizde mi, şu anda sizin elinizde mi? Yani konuştuğumuz konunun hacmini ve büyüklüğünü elbette kavramışsınızdır. Yani bizi bu konuda bilgilendirebilir misiniz? Neyle mücadele ediyor? Yani paralel yapıyla mücadele dediğiniz şey neyle mücadeledir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de 2002'de hükümet, işte AK Parti hükümetleri kuruldu. Sonra 2002'den bu yana, Kasım'dan bu yana Türkiye'de çeşitli gelişmeler oluyor. Sosyal alanda, siyasal alanda, ekonomik alanda, uluslararası ilişkilerimizde. Ve şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki o günden beri hayatı kötüye giden bir kesim olmadı Türkiye'de. Beklediğini bulamayanlar olabilir ama herkesin hayatı daha iyiye gitmeye başladı. Dikkat ederseniz daha ilk andan itibaren Türkiye'de siyaseti kuşatan statüko ve müttefikleri çeşitli biçimlerde devreye girdiler. Darbe planları yaptılar. Ayışık, Yakamoz, Sarıkız. Bunlar Balyoz. Daha sonra bunlar aşıldı. Balyoz. Bunlar aşıldı. Daha sonra efendim bildiriler. Muhtıralar, yani muhtıra seviyesinde bildiriler diyelim. Ve önemli yapılan referandumlar, işte parti kapatma davası, bunlar alışılagelmiş, Türkiye'nin tanıdığı, siyaset ne zaman güçlense ortaya çıkan, amacı ve gücü kendinden menkul yapıların, statükonun, müttefiklerinin devreye girmesi ve siyasete bir dizayn vermesi. Yani milletin lehine çalışmış, aleyhine çalışmış, bunun da bir kıymeti yok onlar için. Böyle sistem dışı müdahaleler. Daha sonra bunlar işte referandumla, millet tepkisiyle, millet arkamızda durarak bertaraf edildi. Hemen dikkat ederseniz, tabii bunlar uluslararası ilişkilerimizi, uluslararası ayağında dikkate almak lazım. Dikkat ediniz, one minute olayından sonra Türkiye'de başka bir çaba devreye girmeye başladı. Bunun altını çiziyorum. Daha uluslararası ayağı olan, onlar da çalışılıyor, yani onlar da tabii deşifre edilebilir daha sonra. Bir mekanizma Türkiye'de çeşitli operasyonlar yapmak için hazırlıklara başlamış. Bunu çok açık görebiliyoruz yaptığımız çalışmalı değerlendirmelerde. Ondan yani bu bir komplo teorisi değil. Hani şimdi biraz da yurt dışından eleştiriler geliyor bazı başkentlerden. Türkiye ya da Türkiye hükümeti bu olaylara komplocu bakıyor. Her şeyin arkasında bir dış bağlantı arayışı var diye bir kritikler de alıyorsunuz. Şimdi şöyle, biz ilk defa ben bu mesela dış vurguyu evet, çünkü sizden yapıyorum. Duyduğumuz bir şey değildi. Şimdi şunu söylemek lazım. Yani bu Türkiye'de ya da başka ülkelerde sorunlar hele kapalı sistemlerde ortaya çıktığında bir takım dış bağlantıların olduğunu, dış odakların devreye girdiğini biz bu cümleleri çok duyduk. Yani ezberden. Tanımadığımız cümleler değil bunlar. Onun için kullanmaktan imtina ediyoruz. Ama gerçekten yeri geldiğinde de kullanmazsak açıklama eksik kalır. Burada çeşitli versiyonlar, mekanizmalar devreye sokuldu. Tabii bu şuna dikkat etmek lazım. Yani biz uluslararası bir takım bağlantılar söyleyince, mesela bir ülkenin yönetim yapısı, o ülkenin yönetimi olduğu gibi bize karşı, böyle bir şey yok. Sonuçta o ülkede de iktidarlar taraftar olabilir, ilişkilerimizin her ülkede iyi olmasını arzu edenler olduğu gibi iyi olmasını arzu etmeyen kimseler de var ya da oluşumlar, organizasyonlar da var o tür ülkelerde, yabancı ülkelerde. Onların bir kısmı ilişkiye giriyor. Tamamı, yani bir ülke olduğu gibi buraya karşıdır filan demek mümkün değil. Bu doğru olmayabilir. Ama giriyorlar. Ondan sonra tabii bu düşünün, yani bir MİT hadisesi oldu.
çözüm süreci başlatılmış. Türkiye ilk defa kendi meselesini, önemli bir meselesini, Türkiye'nin vatandaşımız, vatandaşlarımıza, milletimize çok ağır maliyetler ödeten ciddi bir meselesini kendi inisiyatifiyle terör meselesini çözme girişiminde bulunmuş ve inisiyatifi ele almış. Daha önce başka aracılarla yapılan işler, yani başka ülkeler devlelerde, başka ülkeler aracılık yapıyor, başka ülkeler görüşme yapıyor ama biz böyle seyrediyoruz. Bize de onlar gelip gidiyorlar. Bu devreden çıkarılmış ve kendi ülkemizin servisleri gerçekten gelişmiş ülkelerde olduğu gibi devreye girmiş, işi üstlenmiş ve meseleyi çözmeye çalışıyor. Buna yönelik operasyon yapılıyor. Bu deşifre ediliyor. Bunun izah edilir bir tarafı, ancak işte bu kurguyu böyle yaparsanız ve bunu böyle görürseniz açığa çıkıyor, bu netleşiyor. O zaman yoksa burada, fotoğraf çok pülü olur. Bu bahsetmiş olduğunuz dış ayağı oradan yürürsek, mesela siz isim zikretmiyorsunuz ama İsrail'in bu işin içerisinde olduğu yönünde yazıldı, çizildi. Amerika'da bahsetmiş olduğunuz Türkiye ile ilişkiler içerisinde olmaya olan gruplar olduğu gibi karşısında olan gruplar da, bunların da olduğu söylendi. Bunların oyun kurucu olduğu yerde şu anda mücadele edilen paralel yapı bunların taşeronluğunu mu yapmış oldu o zaman? Şimdi bakınız, Türkiye'de zaten hükümetlere karşı operasyon yapmaya çalışan bütün mekanizmaların içerisinde uluslararası bazı örgütlerin, bazı devletlerin, bazı örgütlerinin işbirliği yaptığı saklı gizli bir şey değil, vardır. Evet. Birçok ülkede bu böyledir. Yani birisi başkasının bir örgüt şeklinde çalışıyorsa bir yapılanma, başka örgütlerin içerisine girdiğini zanneder, onu kullandığını zanneder. Oysa o bunu kullanıyordur. Yani burada şeyler çok giriftir ve iç içe girer. Onun için bir teorik kurgu söylüyorum ve bu kurgunun pratik karşılığı da var. Bunu biz yaşadık, yaşıyoruz. Bunun arkasından gelen işte operasyonlar, bunun arkasından gelen Türkiye'deki ne zaman bir iyi hareket olsa arkasından hemen başka bir operasyonla karşılaşması, ta işte alın, yani daha önceki darbe dönemlerini bir tarafa bırakıyorum. Şu güçlü, tek başına iktidar, milletin yakaladığı istikrarı çok önemseyen, milletten aldığı gücü millete hizmete döndürmeye çalışan iktidara bile pervasızca çeşitli mekanizmaların içerisine girerek kullanıldı ve karşı kullanıldı. O bakımdan burada fotoğrafı net ve görebilmek için yani bütünün parçası olarak bakmak lazım mevzuya. O zaman yerli yerine oturuyor. Ha, bu bütünün parçası olarak fonksiyon icra edenlerin bir kısmı bundan haberdar olmayabilir. Kendilerine başka bir şekilde görev verilmiştir. Onu yapıyorlardır ama neye hizmet ettiklerini fotoğrafın tamamını görmeden anlayamazlar. Yani bir kısmı da anlıyor ve yapıyordur. Bir kısmı da zaten onu öyle istiyordur. İstiyorlar. Efendim, bu bahisi biraz belki son şey olsun diye. Yani sende var bilmiyorum ama. Türkiye'nin bu yapıdan kurtulması mümkün olabilecek mi? Yani başka bir şey katmadan sorayım. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu tür yapılar. Yani sizde bu irade, kararlılık evet var ama bu devlette de sonuçta, yani kendisini bundan arındıracak olan bir devlet de olmalı. Var mı böyle bir devlet ortada? Sayın Kararoğlu, bu memleket çok bin yıllarca geleneği olan bir memlekettir. Bir geleneğe sahiptir, bir devlet geleneğine sahip. Burada herhangi bir yapının ordu bile kaç kez darbe yaptı ve 2-3 senede gitmek durumunda kaldı. Yani bu, hele şimdi Allah'a şükür artık orta sınıf oluştu. Türkiye'nin geldiği noktada bunlar artık telaffuz edilmez. Hatırlanması bile hoş karşılanmayan şeyler. Şimdi kazanma ihtimali olmayan bu tür yapılar, kazanma ihtimali sıfır ama zarar verme kapasitesi olan yapılardır. Yani zarar verme kapasitesi bazen yüksek olur, bazen düşük olur. Ama kazanma ihtimalleri yoktu. Neyi kazanacaklar? Yani bu ülkede sandığı devre dışı bırakabilecek bir güç var mı? Şimdi oturup soralım. Yani milleti devre dışı bırakacak bir güç var mı? Ama tevessül eden bir güç var. Yani tevessül ediyor adam. Tevessül ediyor.
kendisi tabir caizse intihar ediyor ama zarar da veriyor. Zarar vermediği söylenebilir mi? Türkiye'nin o zamanki daha bu seçimden önceki dolar seviyesine bakın. Efendim borsanın durumuna bakın. Şimdiye bakın. Faizlerin durumuna bakın. Şimdiye bakın. Değil mi? Kaç insan zarar etti? Kaç insana ne kadar büyük zararlar verildi? Yani bunlar ekonomisine zarar verildi. Türkiye şu anda o bir ay içerisinde bakın üçüncü köprüyü televizyondan ihale etmişti. Yani para vermeden yapıştırıp devretmedi. İnanılmaz. Çok güzel bir olaydı. Olay. 100 milyon kapasite, yol kapasiteli 3. havalimanını ihale etmişti. IMF'ye son taksitini ödemişti. Nükleer vardı. Nükleer santral yarısı. Yani bunların o anda yapılmış olmasından daha önemli bir şey vardı. Türkiye'nin yatırım yapılabilir imajı. Yani dünya hemen döndü buraya bakıyordu. Ne oldu? Nasıl bir gelişme bu? Yani bir ay içerisinde 100 milyar dolarlara yakın bir yatırım hamlesi gerçekleştiriyor ve büyük, çok büyük yatırımlar Türkiye. Hemen önünde işte millet Kanal İstanbul, Galata Port, yani büyük Türkiye hakikaten böyle take off, hani eskiden böyle bir tabirlerimiz vardı, unuttuk şimdi. Kalkışa geçelim. Yani onu yaptığımız için unuttuk aslında, yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Cazibesi kalmadı şimdi. Yani gerçekten Allah rahmet etsin. Şimdi işte budur, yani söylediğin bu hamlelerdir diyeceği şeylerdi. Bu yapılıyor. Ama bunun yapıldığı ve bunun oluşturduğu iklim berhava ediliyor. Yani basit bilmem bir şeyle, gerekçelerle ve ciddi bir saldırıyla berhava ediliyor. Şimdi bu yapıların alternatifli düşünelim, kazanma ihtimalleri yoktur. Biz ülkenin yarısının oyunu alıyoruz ve yönetme için 24 saatimizi harcıyoruz. Hizmet için 24 saatimizi harcıyoruz. Siz birkaç memur, yani 3 milyon memurdan bir kısmı ve birkaç memur bir araya gelecek, bir bürokrat ve bir bürokratik darbe gerçekleştirecek. Kaç memuru, birkaç memur? Ondan sonra bunlar tabii kendilerini çok büyük görecekler. Efendim yönetimi alacaklar. Bunlar yani çok ciddi. Bakın zarar vermiyor. Çünkü devlet gücünü kullanmaya kalktılar. Devletin gücünü kullandılar. Yani kendi başlarına şey. Ve bizim verdiğimiz, yani seçilmiş mekanizmanın, iktidarın, hükümetin, meclisin verdiği kanunları, kuralları kullanarak onlara karşı, hükümete karşı bir darbe girişiminde bulundu. Bu hükümet darbesidir. Bakınız az önce şeyi söyledim ya, belgedeki ifadeyi. Sonra bakanları, sonra burada MİT teşkilatını, bilmem bütün devletin yaratmayını, gizli açık dışişlerini, yani ne hakla nasıl dinlersiniz? Size o yetkiyi kim verdi? O yetkiler o kadar kötüye nasıl kullanmış? Sayın Bakan, bu konudan çıkamıyoruz. Son kez sormak istiyorum bunu. Dinlediler, yaptılar dediğiniz inanılmaz şeyleri yaptılar da, yani şu anda karşımızdaki sorunun derinliği konusunda bizi aydınlatmıyorsunuz hala. Yani ne çapta bir, yani bunu görmüş durumda mısınız? Nasıl bir yapıyla karşı karşıya olduğunuzu? Çünkü bayağı da bir zaman geçti 17 Aralık'tan bugüne şimdi, kadar. O zaman kimler bunlar? Ne kadar hacimleri? Şöyle sorayım. Bir kere bütün illerde bu dinlemeler olmuş. Ama müfettiş yetiştirmek bile zor. Ya siz en son Mersin açıklamışsınız. Sadece Mersin'de, bütün illerde o zaman bu dinlemeleri yapmışsınız. Evet. Dinleme. Bakın ben size şimdi şu anda 221 konuda soruşturma bu. Bir ay önce 198'di. Yani sürekli yani paralel temalı 221. Tabii 221 konuda soruşturma var. Yani gün geçtikçe de birisi bitince öbürüne başlanıyor. Burada 45 ilde şu anda soruşturma yapılıyor. Bu diğerlerinde yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Yani oradan orayı bitirip öbürüne geçiyorsunuz. Oradaki delillerle diğerlerine. Ortak noktalarını orada siyasi partiler dinlenmiş. Yani AK Parti'nin il başkanı, CHP'nin il başkanı, il yönetim kurulu üyeleri, MHP, BDP. MHP'nin, BDP'nin, diğer partilerin iş adamları dinlenmiş. Efendim kamu görevlileri, valiler, polisler,
hakimler savcılar. Yani böyle bir yapıyla karşı karşıyayız bu. Ve bu yaklaşık olarak işte rakamlar verildi daha önce. Bir yılda 400-500 bini bulan dinleme. Evet. Yani böyle bir şey. Şimdi peki kişiler burada biz şunu yapıyoruz onu söyleyeyim. Sorun önce tespit ediliyor. Yani devlet böyle çalışır. Adil devlet böyle çalışır. Sorun tespit ediliyor. Tespit edildikten sonra bu problemi, bu hukuksuzluğu, bu suçu kim işlemiş? Evet. Bunların tespit ediliyor. O suçu işleyenler görevden alınıyor, soruşturma açılıyor. Üst düzey olanları mesela 200 kişi de 198 kişi görevden uzaklaştırmış durumda. Geçen hafta 7 kişiyle ilgili 7-8 yani bunlar rakamlar çünkü sürekli değişiyor. Meslekten ihraç hemen müfettişler artık onları getirmeye başladılar. Meslekten ihraç talebiyle ya da tespitiyle geliyorlar. O aşamaya geldi. Şimdi bunlar da tabii zaman alıyor 2-3 ay alıyor. Bunların bir takım prosedürleri yani, var. Savunma alacaksınız, savunma vereceksiniz. Yani burada da haksızlık yapmamak önemli bir şey. Yani kimse kuyucu Murat Paşa değil. Hayır yani bu zaten yanlış olur. Bir devlet anlayışı böyle çalışmamalı. Çalışınca bakın insanların başına ne geliyor. Bir doğru dürüst soruşturmanızı yaparsınız. Suçlu aramıyoruz. Sorur. Bu suçu kim işledi? Onu arıyoruz. Suç var zaten. Suç ortada zaten. Suç ortada. Bu suçu kim işledi? Bir soruşturmanın konusudur. İncelemenin konusudur. Orada üst düzey görevde kalmasında sıkıntı görülen, yani görevde kaldığı zaman soruşturmanın selametini etkileyebilecek olanlar görevden uzaklaştırılıyor. Bunlar daha çok üst düzey oluyor. Mesela işte 198 kişi. 100 kişiyle ilgili bir şeyler tespit ettiğiniz zaman bunlar kamu görevlisi hepsi. Şey yapıyor, suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Bir kısmını değişik illere, 2500 kişi, değişik illere, değişik alanlara ve değişik pozisyonlara görevlendiriyorsunuz. Çünkü bu sadece yeterince, bir meslekten değil değil mi Sayın Bakanım? Bütün kamu personel olarak sadece polis olarak söylüyorsunuz. Evet, sadece bizimle ilgili kısmı, İçişleri Bakanlığı ilgili kısmı söylüyorum. Bunlar çünkü bir kısmı da denetim görevini doğru dürüst yapmamış. Onun için her birinin hangi görevi yapmadığı nasıl bir suç işlenmiş ya da işlenmemiş iddia olabilir. Suç işlememiş olabilir kişi. Tabii. Bunların hepsi ciddi bir biçimde tespit ediliyor, teftiş yapılıyor, denetim yapılıyor ve adliyeye gönderilmesi gerekenler adliyeye gönderiliyor. İdari yönden yapılması gerekenler teklif ediliyor ve idari yönden yapılıyor. O bakımdan kimine de mesela disiplin cezası şu ana kadar 300 memur o bu anlamda bu nedenlerden dolayı disiplin cezası almış durumda. O da memur için önemlidir. Yani birçok kimsenin branşı değiştirildi. Yani artık onun için güven bunalımı doğdu çünkü. Yani orada o kadar iş yapılırken gereğini yapmamış, tavır göstermemiş, yanlış olduğunu söylememiş. Onlar artık bu seksiyonda örneğin siz artık organize suçlarda görev yapamazsınız ama başka bir alanında işte devlet memurları kanunundan kaynaklanan işler var. Başka bir alanda görev yapacaksınız seksiyonda, branşta diyelim oraya. Gülen'in iadesi. Yani Sayın Başbakan bunu bir televizyon konuşmasında söyledi. Tabii bir hukuki sürecin sonunda söylemedi. Bir prensip ya da bir niyet gibi anladı herkes. Fakat Amerika'da çok belirli çevrelerde ciddiye alındığı anlaşılıyor. Bu mümkün olabilecek mi? Böyle bir perspektifiniz var mı? Ya da buna bağlı olarak sadece memurlar değil, bunlara emir veren bir mekanizma, bir çatı da olması gerekir. Yani illerde bu adamlara dinle cesaretini diyen, kendilerinin imam tabir ettiği, yani benim sıfat olarak yakıştıramadığım böyle bir işe bir sıfat ama bir de yapı olsa gerek bunların üzerinde. Buna ilişkin bulgularınız var mı ayrıca? Şimdi birinci soruya ilişkin adli tabii önemli olan orada bu uluslararası sistemin gerektirdiği durumdur ve uluslararası sistemin kuralları var. Yani ülkelerle sizin anlaşmalarınız var. Bu birinci kısmı adli bir süreçtir. O konuda soruşturma başlatıldı biliyorsunuz. Adli süreç. Adli sürecin sonunda
böyle bir ihtiyaç duyar, böyle karar verilirse bu sefer bize intikal edecektir. Bizim ve Dışişleri Bakanlığı'na intikal edecektir. Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı o sürecin, adli sürecin sonunda yapılması gereken işleri yapar. Ama henüz adli süreç aşamasında. Yani ondan fazla bir şey söylemek şu anda mümkün değil. Ama çünkü, kırmızı bülten olmasına da gerek yok herhalde bildiğim kadarıyla. Onlar, başka şekilde istemediğim uluslararası ülkelerin anlaşmasına bağlı. Yani her ülkeyle ikili çeşitli anlaşmalar yapmış oluyorsunuz. Türkiye'nin Amerika'yla da böyle anlaşmalar var ama tabii adli süreç tamamlanıp o tamamlanmamış. O tamamlandıktan sonra yapılacak prosedürler, idari prosedürler var. Dışişleri'nin, İçişleri'nin, Adalet Bakanlığı'nın. Orada zaten Sayın Başbakan'ın açıklamalarının üzerine söylenecek bir şey yok. Peki bu noktada ikinci, adli, çok özür dilerim şunu da sormuş olayım. Bu noktada adli sürece güveniyor musunuz? Yani adli süreç kısmında da sorunların devam ettiği yönünde bilgiler var. Arkadaşlar şöyle. Şimdi zaten bizim şu anda önümüzde olan manzara nedir? Yani sadece polisler çok az bir işte 260 bin polis memurunun yani bu işlerle ilgili kısmına bakınca gerçekten diğerleri doğrudur işini yapan %99'u şu anda %1 çünkü verdiğiniz rakamlara insanlar yani %90'ın bu işlerle ilgisi yoktur. Dolayısıyla o işini görevini kötüye kullanan kısım. Peki ama bu oradan bir kısmı da hani kriptolar şunlar bunlar tamamen hiçbir karar alınmadan da dinlemiş. Karar almışlar, hakim kararı oradan dinlemişler. Kimin nasıl dinlemiş? Hakim kararı efendim isim başka, numara başka, e-mail numarası başka telefonun. Yani birbirlerine karşı da bir dürüst olmayan bir kandırmaca durumu var. Ama bir örgüt diyor, hiç örgüt olmayan, ortada örgüt yok, ortada bir fiil yok, ortada bir fail yok. İnsanları itham ediyor ve insanları dinlettiriyor, dinleme kararı veriyor. Bu da kendi arkadaşını, hakimi yanındaki dinleme kararı veriyor. Hangi maddeden veriyor? Terör maddesinden falan. Bunlar da suçtur. Yani şunu bilelim, bu ülkede, bir ülkede herkes suç işleyebilir. Yani hakim de suç işleyebilir. Savcı da suçlayabilir, emniyetçi de, emniyet müdürü de, emniyet teşkilatı da, başkaları da. Yani nasıl ki siyasetçiler üzerinde sürekli işte efendim suç işlendi, fezike gönderdik şu bu deniyor. Orada da suç işleyebilir. Yani kanunların öngörmediği biçimde karar vermek, kanunların hilafına karar vermek suçtur. Bunu hakimin vermiş olması ya da bir müdürün vermiş olması değiştirmez konuyu. Onun için ama bunun tespit edilmesi lazım. Yani bu suç işlenmiş midir? Tespit edilir. Bunun mekanizmaları var. Bu mekanizmalar yürütülür. Orada da eğer bir kanunla açıkça var olan yetki kötüye kullanılıp bakın lehe ya da aleyhe karar verilirse, suç işlenirse, kanunların hilafına iş yapılırsa onun cezasını da o kanunların hilafına iş yapan kişi çeker, çekmesi beklenir. Ama bizim gibi sorun ne aslında? Yani neden bu şüpheler ve bu sıkıntılar var Türkiye'de? Çünkü sistem milletin seçtiği insanlar tarafından kurgulanıp dizayn edilmemiş. Yani biz halen daha 12 Eylül Anayasası ile idare ediliyoruz. Evet. Biz götürüyoruz muhalefete. Bakın bu sistemin kimseye faydası yok. Bu sistemin siyasete faydası yok. Bunu değiştirelim diyoruz. Oradan şimdi bizim aleyhimize ise değiştirmeyelim. Halbuki dün de sizin aleyhinizeydi. Yani bunun CHP'yi, MHP'yi artık gazetelerde çıktı hepsi. Yani dinledikleri. Geçen dönemde muhalefete yönelik operasyonlar yapılmış, dinlenmiş. Onlar tespit edildi. Onların soruşturması açıldı. Onlar devam ediyor. Bakın onların da biz arkasındayız. Yani bu ülkede muhalefete karşı bu işler yapılmışsa bunların da bulup çıkaracak, onların da soruşturması açıldı. Ciddi bir şekilde yürüyor. Ha, çünkü öyle olması herkes gerekiyor. Için, tabii. Çünkü dinleyene dava açılmadı ama bunu haberleştiren tabii, star tabii. Muhabirine tabii, dava açıldığı durumlarda soruşturulmuş. Böyle şey olur mu? Oluyor. Yani bunlar soruşturulmuyor. O bakımdan biz orada o sistemi değiştirmeden bu şüpheler, yani işler doğru mu yürüyor?
hep olacaktır. Peki sistemden kastımız ne? Ne olacak değişecekte? Şimdi halk 4 yılda bir sandığa gidiyor. Suç işlememiş olsa bile, hükümetten memnun değilse, güvenmiyorsa, değil mi? Onu değiştiriyor. Muhalefete güvenmiyorsa oyunu zaten iktidara getirmiyor. O zaman milletin meclis üzerinde, meclisin de diğer kurumlar üzerinde denetim, gözetim yetkisi tam olmalı. Yani demokratik ülkelerde kararları anayasal kurumlarıyla ya seçilmişler ya da seçilmişlerin bizzat denetleyebildiği mekanizmalardır. Şimdi bunu kurmazsanız, şimdi daha önceki hali düşünün. Önce kurgulamışlar HSYK'yı da, Anayasa Mahkemesi'ni de daha önce. Evet. Efendim, ve birbirini seçen mekanizmalar, ya yargı, işte idare bir mekanizmaları. O oraya bir kere atıyorlar. Sonra 80'de de 60'da da ihtilallerde şey kapandı, kapattılar, yeniden açtılar. Yargıtay'da, Danıştay'da. Yeniden kurgulayarak açtılar. Sonra HSYK'yı kurguladılar. O birbirini seçen mekanizma. Siyaset dışı bir organizasyon. Yani siyasete karışmasın, zapturaptı altına alsın. Peki bir müddet sonra siyasete müdahale ediyor. Biz siyasetin oralara müdahalesi zamanını hiç yaşamadık. Yanlış anlatılıyor Türkiye'de. Hep o mekanizmaların siyasete müdahalesini yaşadık. Siyasete müdahale ne demektir? Eşittir, halk iradesine müdahaledir. Çünkü siyasete, siyasetin müdahale etme kanalları açık. İşte görüyorsunuz muhalefet her gün neler söylüyor. Hakkıdır söyleyecek. Keşke daha kaliteli dil kullanılsa, eyvallah, ama bunu da millet değerlendirir. Ama siyasete, siyaset dışı müdahale usule müdahaledir. Çok ağır sonuçlar doğurur. Ama yapılıyor bu Türkiye'de. Onun için güven duyamıyorsunuz. Herkesin kafasında acaba şüphesi oluyor. Evet. Çünkü orada kanunların öngördüğünün dışında bir karar verildiği zaman hemen gereği yapılmıyor. Bakın, HSYK'daki değişiklikler olmadan o yapılan işlerin derhal vaziyet edilmeliydi. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl olabilir Türkiye'de? Gece sabaha karşı 3 yıl şey hazırlıyorsunuz, dosya hazırlıyorsunuz ama 3 yıl aceleniz yok. Bir gece sabaha karşı şu kadar insanı toplayın. Yetmiyor. Başka illerde, yani derinliğini şimdi tabii anlatalım ya, bilmiyorum vaktimiz. Şimdi İstanbul'dakinden haberdar millet. Hayır, İstanbul'dan sonra birçok ilde gece yarısı gidin 10 ilde daha şunları toplayın. 20 ilde daha şunları toplayın. Halbuki bunlar... Yani 17 Aralık artçı operasyon. Tabii artçı operasyon. Öyle bir hale gelmiş ki, yani tam kurmuşlar Türkiye'nin dört bir köşesinden düğmelere basıp onlarca insan, dışarıdan bakan, içeriden bakan, o neler acaba, nasıl Türkiye'de artık yer yerinden oynadı bir havası vermek ve sonra da efendim o işte amaçlarına ulaşmak. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani burada hemen vaziyet etmeliydi ve 3 yıldır topladığınız bu şeylerin nasıl oluyor da bir gecede sabaha karşı efendim 4.30'da gidin evlerinden toplayın getirin şu olsun bu olsun. Yani böyle şey, bu belli ki bir siyasi operasyon. Yoksa öyle davet edersiniz, yasada açık yazıyor. Davet edersiniz, insanlar gelir. Ne varsa onu söyler. Ne yapmışsa onu, değil mi? Üç yıldır takip ettiğinize göre 1,5-2 yıldır sorulur. Avukatı bir şey söyler. Bu bir uyuşturucu operasyonu değil. Bu bir silah kaçakçılığı operasyonu değil. Bu bir, yani sonuçta tarım kredinin şeyini bile müfettiş göndermiş. Önce müfettiş tespit etmiş. Ta bir ilde tarım kredi kooperatiflerinin vatandaşlar şey yapmış. Bir takım krediler almışlar. Sonra çiftçilerde hep olur bu. Anadolu'da insanlar bilir. İçinde yanlış yapan da vardır. Suç işlemiş olan da vardır. Onları da çağırırsınız, yargılarsınız içeri. Cezasını verirsiniz. Ama onu bahane edip bütün çiftçileri falan sabaha karşı toplayın. Çiftçiyi niye sabaha karşı toplayacaksınız? Ya, kanun böyle bir şey demiyor. Kanun önce davet edin, gelmezse o zaman zorla getirin diyor. Yani kişi haklarını korumak hükümetlerin görevi değil midir? Yani insanları, böyle masum insanları derle topla, bunun maliyetini kim öder, bunun bedelini kim öder, bunun ülkede başka kimse şu mekanizma, bu mekanizma devreye girmiş diye bakma. Bu ne biçim yönetiliyor, nasıl bir siyaset var, bizim hakkımızı, hukukumuzu korumuyor, kendi hakkını, hukukunu da koruyamıyor demez mi? Der. Onun için işte bunlara fırsat vermemek gerekiyor. Fırsat verenler, bunları yapanlar da ben lahüsel hiçbir kurum yoktur Türkiye'de. O zaman suç işlemiş olurlar.
suç işleyene de mekanizma, kendi sorumlu olduğu mekanizma hesabını sormazsa siyaset bunun hesabını sorar. Çünkü evet, siyaset hesabını sormazsa halk siyasetten hesabını sorar. Sayın Bakanım, aynı konuyla devam edecek misiniz yoksa reklam arası vermem gerekiyor ama şöyle bir toparlarsak şu anda hali hazırda 45 ilde bir soruşturmanın sürdüğünü ifade ettiniz. 221 adet kamuda bir soruşturma konuda bir soruşturmanın olduğunu söylediniz. 198 üst düzey memurun görevinden alındığını ifade ettiniz. 7-8 kişinin meslekten ihraç edildiğini söylediniz. 2500 kişinin de değişikliklere atandığını ifade ettiniz. Cumhuriyet'e genel olarak söylediğiniz bunlardı. Bunlar ilk veriler bildiğim kadarıyla. Daha önce bunlar açıklanmadı. Bir kısmı açıklanmış. Ama son rakam bunlar şu anda elde edilen. Yani soruşturma nedeniyle görev yeri değişikliği var. 560 kişi mesela. Yani soruşturma yapılmış. Bu rakamları da yenilemiş olalım, evet, update etmiş olalım. Kısa bir ara verelim, daha konuşacak başka konular da var. Ve çok sayıda da şey var tabii, onu söyleyeyim. Yani biraz önce söyledim, branş değişikliği. Yani burada artık sizin görev yapmanız uygun değil. Çünkü hakkıyla o görev yapılmamış. Evet. Bir de bunun üzerine tabii hizmetin gereği, yani rutin olarak yapılanlar da var. Onlar hepsi birbirine karışmasın diyorsun. Peki. Başka konular da var mutlaka konuşacağımız. Bununla ilgili Mustafa Bey'in sorusu olacak sonunda. Reklamdan sonra dönelim. Polis Meslek Yüksekokulu mağdurları olduğunu söyleyen birçok mailler geldi. Bununla ilgili sorularım var ama kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala ile Sayın Mustafa Karar ile birlikte sunduğumuz açık görüş devam edecek. Kısa bir aranın ardından. Evet, kısa bir aralardan açık görüş kaldığı yerden devam ediyor. Ankara stüdyomuzdayız. İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala stüdyo konuğumuz. Mustafa Simsoğlu Kararlıoğlu ile beraber soruyoruz. Şimdi Sayın Bakan, geçen hafta Anayasa Mahkemesi Başkanı'na bir cevabınız olmuştu. Malum 52. kuruluş yıl döneminde bayağı ağır bir metin okudu. Bugün de Anayasa Mahkemesi'nin önündeki gösterilerin saygı duyduğunu ifade etti. Biraz böyle hükümet politikalarına farklı bir başkan, Anayasa Mahkemesi Başkanı profili ortaya çıkıyor. Siz onun saygı duyduğu fikre saygı duyuyor musunuz? Ya da nasıl oldu bu fikir ayrılığı? Keşke halka ve halkın seçtiklerine de saygı duysaydı. Benim söyleyeceğim bu. Yani ülkenin Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı orada, Sayın Başbakan orada ve halkın seçtikleri muhalefetiyle, iktidarıyla, bütün siyasete karşı böyle bir dil kullanılması bizim alışa geldiğimiz nezaket kuralları içerisinde olmaması gereken şeylerdi. O zaman da söyledim. Şimdi bugünkü, o zaman şu söylenir, yani ciddi bir demokrasiye saygı açığı var zihninde. Yani çok bir kişi, iki kişi gelir ve kendi arzu ettiği gösteri yaparsa saygı duyar. Ama milletin %50'sinin oyunu almış bir iktidar gelir, bazı kararlar alırsa ona saygı duymaz. Bu zihninde bir demokrasiye saygı açığı olduğunu gösterir. Peki ben, evet. Çok bundan sonra aralıksız konuşacağımız bir konu herhalde Cumhurbaşkanlığı konusu. Size aslında ya tabii milletvekili değilsiniz, böyle siyasetten gelmiyorsunuz ve İçişleri Bakanlığı çok teknik bir misyona nedense büründü, beklentiler böyle ama şimdi hükümetin parçasısınız, hükümetin başkanı, güçlü bir cumhurbaşkanı adayı ya da toplumun gözünde adayı, ne dersiniz, Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı olursa iyi olur mu, ister misiniz? Bence... Eski müsteşarısınız ayrıca. Farklı bir bakış açısınız da var. Bence Türkiye çok önemli birkaç adım attı. Yani bunlardan birisi de siyasi alanda Cumhurbaşkanı bundan sonra halkın seçecek olmasıdır. Ve milletin beklentisi de şu anda işte seçim sonuçları da ortaya kondu. Benim okumam da öyle. Milletin beklentisi açığa çıktı. Yani burada bu beklentiyi yönetmek lazım. Bu beklentinin gereğini yapmak lazım diye düşünürüm şahsen. Fakat çok güzel bir şey daha oluyor Türkiye'de. Bütün parti için mekanizmalar, demokratik mekanizmalar işletiliyor. Herkes fikrini açıkça söylüyor. Ben de bir toplantıda
kalktım kendi fikrimi söyledim. Türkiye'nin menfaati nerededir? Türkiye'nin istikrarını, AK Parti'nin istikrarını ve bu elde edilmiş olan kıvamı hangi şey, hangi formül daha ileriye taşır? Bunun tartışmaları yapılıyor. Çok akıl devrede, çok akıldan yararlanılıyor. İnsanlar özgürce fikirlerini orada dile getiriyorlar. Onun için de dikkat ederseniz dışarıda bir baskılanmış durum yok. Yani orada fikrini izah edemezse insanlar, açıklayamazsa çok daha fazlası dışarıda açıklardı. Oralarda demokratik mekanizmalar işletildiği için dışarıda çok fazla bu mevzu konuşulmuyor. Çünkü sürekli işletiliyor. Burada çok açık bir biçimde fikir beyan etmek, yani şöyle olsun demek, o mekanizmalara da haksızlık yapmış olmaktır. O bakımdan hepimiz o sürecin sonunda verilecek kararı, genel anlayış ortaya çıksın, kamuoyunun, yani parti kamuoyunun genel arzusu ortaya çıksın, ona göre kararlar verilsin. O, çünkü orada her sözü söyleyebiliyoruz, her türlü katkıyı sağlayabiliyoruz, itirazı yapabiliyoruz. Sizin gönlünüzden geçer mi Sayın Bakan? Ben onu işte ilgili platformda söyledim. Biraz önce de seçim biraz önce de seçim sonuçlarını okuma biçimimi de söyledim. O yeterince açık. Daha fazlası gerekmez diye düşünüyorum. Yani ve sonunda da o son kararlar verilecek. Kararlar verildikten sonra da hepimiz o kararların, çünkü katkıda bulunduğumuz kararlar, arkasında olacağız ve Türkiye'yi daha iyi bir yere taşımaya çalışacağız. Peki efendim, çok kısa sistemin işlemesi, sistemin arızaları konusunda bir felsefe sahibisiniz. Yani bakanlık sorumluluğunuz dışında. Halkın seçtiği güçlenmiş bir cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan'ın ifadesiyle koşan terleyen bir cumhurbaşkanlığı profiliyle parlamenter sistemin, halkın seçtiği parlamenter sistem arasında bir çalışma riski görüyor musunuz? Yani siz işin iki tarafında da bulunan bir kişi olarak. Şimdi hiçbir değişiklik olmadan. Ki olmayacak. Hayır, kurulu düzeni devam ettirirken bile sistem yetmezliğinin maliyetini hep ödedik. Bu sistem bu millete yetmiyor. Kurumlarıyla yetmiyor, kurallarıyla yetmiyor. Çünkü milletin kurduğu demokratik süreçler sonunda tartışılarak kurulmuş bir düzen yok ortada. Biz milletin seçtiği insanlar bizimle, bürokrasiyle, siyasetle, işte bakanlarla meseleyi yönetmeye, yürütmeye çalışıyorlar. Çok zorlanıyoruz, görüyorsunuz. Yani 2500 dolar kişi başına gelir olan ülkede biraz daha belki idare ediyordu ama artık 11 bin dolarlar, işte daha yüksek satın alma paritesine göre daha da yüksek, 15 bin doları aşmış bir Türkiye'de bununla bu sistem yetmiyor. Bu ne demek? Şu, şimdi sistem aslında cumhurbaşkanını halk seçecek demiş olmamızla birlikte, halk kararı verdiği andan itibaren mecburi bir istikamete girmiştir. O da zorunlu olarak reform yapılacaktır bu ülkede. Aksi takdirdesi yok. Yani aksi takdirde diye bir cümle kurup devam edemeyiz. Yani başkanlık sistemine bir giriş. Mecburen bu sistemi reforme etmek zorundayız. Halk bundan sonra cumhurbaşkanını seçecek. Bu ya başkanlık sistemine doğru gidecek ya da parlamenter sistem. İkisi de mümkün. Parlamenter sisteme doğru gidecek. Şu anda Türkiye'de olan garip bir sistem. Yani ne parlamenter sistem tam, ne başkanlık sistemi. Yarı başkanlık sistemi. Adı konulmamış yarı başkanlık sistemi ama askeri bir düzen içerisinde Kenan Evren'e göre dizayn edilmiş bir yarı başkanlık sistemi. Fakat millete de yarı başkanlık sistemi diyemediler. Millete parlamenter sistem diye anlattılar. Halk da başbakanı seçiyor. Güçlü başbakan olduğu zaman işte halk tarafından doğrudan seçilmeyen bir daha önceki şeyler biliyorsunuz, cumhurbaşkanı olduğunda da yine sıkıntılar oluyordu. Şimdi yani sistem değişmek zorundadır. Türkiye'de sistem yetmezliğiyle yola devam yani edemez. Yani cumhurbaşkanını halk seçtikten sonra mecburen değişmek zorunda. Ama hangi istikamette değişecek? Soru bu. Bunu bugüne kadar yaptığımız reformları devam ettirerek cevaplayacağız. O seçildikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı. Ondan sonraki parlamentonun yapısı ve reformlar yaparak yolumuza devam edeceğiz. Bunun biz bilinci içerisindeyiz. Yani bu tek yapacağımız şey, eğer bu böyle kalacak dersek o zaman yanlış yapmış oluruz. Böyle kalmayacak. Türkiye zaten birçok alanda biz reformist
partiyiz ve reform yapıyoruz. Sisteme yönelik de reformlar yapılacak. Evet. Peki bu noktada yani kaçınılmaz bir gelişmeden bahsediyorsunuz aslında bakarsanız. Yani parlamenter cumhurbaşkanını halkın seçtiği sistemden sonra her halükarda seçilmiş bir başbakandan daha fazla oy alacağı için belki güç olarak parlamentodan daha güçlü bir konuma gelmiş olacak. Halkın %50'sinden fazlasının desteğini aldığı için. Her halükarda buradaki sistemin başı ya da uygulayıcının başı cumhurbaşkanı olacak. Başbakanlık daha da zayıflayacak. Sonucunu çıkartabiliyor muyuz buradan? Şimdi sistemin yapısı gereği güçlü bir oranda oy almış gelmiş başbakan da olduğunda sistemin geleceği iki makam arasındaki ilişkilerin seyrine kalmış olur. İyi ilişkilerle yürütülmesi ancak mümkün olabilir. Ama sadece iyi ilişkilere bel bağlamak, terk etmek de doğru olmaz. Bir sistemi kurmamız lazım. Yani bu ne demek? Artık seçimle gelen bir cumhurbaşkanı yarı yarıya hiçbir değişiklik yapmasanız bile başkan demektir. Yani bir yarı başkanlık sisteminin adının konmuş olması demektir artık. O eksikti. Yani sistem zaten yarı başkanlığa göre dizayn edilmiş. Bir de seçimle geldiğiniz zaman Fransa'daki yapı ortaya çıkar. Yani yarı başkanlık sistemi. Ama bazı mevzuat düzenlemeler, bazı düzenlemeler buna uygun değil. Siz bunu değiştirmek yerine mecburen o düzenlemeleri, yasalarla yapılacak düzenlemeler yapacaksınız. Onun için diyorum mecburi bir reform sürecine girecektir. İyi, Türkiye için bu çok daha iyidir. Zaten reform yapmak zorundayız biz. İdari sistemimiz ekonomimizin gerektirdiğine, arzu ettiği, gerektirdiği bir ekonomik siyasal sistem yok. İdari sistem yok Türkiye'de. Milletin arzu ettiği bir siyasal sistem ve idari sistem de yok. Onun için o reformların hızlanmasına neden olacak. Peki efendim, çözüm süreci. Şimdi Türkiye'nin ağır gündemi var. Paralel yapı geldi oturdu sistemin bağrına, ellerini dayadı ve bir zaman ve enerji kaybettiriyor. Ama çözüm süreci de 100 yıllık bir sorunun final sahnesi. Siz sürecin içindeki önemli isimlerden bir tanesisiniz. Unutuldu gitti mi? Unutulmadı elbette ama temposu biraz düştü. Atılması gereken adımlar yok mu? Ne bekliyoruz, ne bekleniyor? Zaten paralel yapı biliyorsunuz ilk ana yola çözüm süreci başlattığımız için çıkıp yolu kesmeye çalıştı. İlk sabotajı oydu. Yani, sabotajı oldu. Bu 7 Şubat sürecinde. Evet, o ne kadar önemli olduğu zaten ortaya çıkıyor. Çözüm süreci Türkiye'nin hakikaten önemli projelerinden birisidir. Ve son derece ciddi bir biçimde devam ediyor, edecek ve inşallah biz bunu sonuçlandırıp milletimize, bütün 76 milyona bunu hediye edeceğiz. Bunu yapmak durumundayız. Yani bu, Güneydoğu'da bakın insanların %60-70 değil, illerde %99'u artık bu mesele çözülsün istiyor. Kimse kan görmek istemiyor, çocuklarımız batıda efendim şeyde olmasın arzu ediyoruz. İnsanlarımız orada oradaki çocuklar daha çıkmasın istiyoruz. Onlar geçen gün bakın artık onun da protestoları yapılıyor. Aman kimse daha çıkmasın, dağdan indirin. Şimdi bunlar iyi bir iklim oluştu. Türkiye tabi buna da zaman gerekiyordu. Yani arkadaşlar şunu kabul etmek lazım. Türkiye'nin Atilla İlhan'ın bir şiiri vardı. Oradan mülhem, onu tekrarlamadan söyleyeceğim. Zaman da burada çözüme dahildir. Yani ayrılık da aşka dahildir demişti. Allah rahmet eylesin. Yani burada zaman da çözüme dahildir. Yani tüketmemiz gereken bir zaman var. Ancak olgunlaşıyor, anlatılabiliyor. Türkiye'nin her tarafı bakın. Şimdi Akil İnsanlar Komisyonu oldu. Tedbirler alındı. Bazı demokratik ciddi adımlar atıldı bugüne kadar. Onlar dolayısıyla halkın teröre desteği azaldı. Kendine özgüveni arttı. Türkiye'ye aidiyet arttı, Türkiye'nin geleceğine inanç arttı, bütün bunlar biz Türkiye'yi birlikte inşa edelim, birlikte Türkiye'ye katkıda bulunalım arzusunu da gündeme getirdi. Yani bunu biz görüyoruz. Ya bunu göremeyen muhalefet var. Ne yapalım? Millet de onu zaten haddini bildiriyor, hakkını veriyor. 37 ilde belediye başkanlıkların dikkate alındığında ana muhalefet partisi %10'un altında 37 ilde
Baraj aşamıyor. Baraj aşamıyor. Baraj aşamıyor. Korkunç bir tablo. Millet, biz ne diyeceğiz millete? Millet diyecek ki zaten ben ona dersini verdim. Sana da yetkiyi verdim. Buyur çöz. Biz de onun bilincindeyiz. İnşallah bu yolu da ciddi bir şekilde devam ettiriyoruz. Çözeriz. Yetki deyince sizden biraz korkulduğunun farkında mısınız? Aslında siz beni tanıyan insanlar başındayım. Yani böyle bir şey oluştu. Ben de ikna edemiyorum. Ben bakın daha önce Diyarbakır'da, Batman'da hakikaten buna izah olsun diye söylemiyorum. Ve hayatım boyunca kişilerin temel hak ve özgürlüklerini savunmuş ve bunu siyaset yapma ya da bürokraside o 8 saatin dışında çalışma nedeni olarak hedef edilmiş bir insan. Çizginiz zaten olabilir, evet. Buradaki tepkim de bundan kaynaklanıyor. Bakın biz bu insanlara, yani bu biraz önce söylediğiniz paralel yapı, buranın içerisinde bulunan bilmem işte şu, ne adı, çeşitli adlandırmalar da daha önce yapıldı. Bu insanlara karşı, bu yapıya karşı hiçbir şey yapılmasın diye gelen bütün taarruzları Sayın Başbakan başta olmak üzere ben de kendi başbakan gövdesini ortaya koydu arkadaşlar. Yani biz de neler yaptık? Hangi badirelerden geçtik? Kendimizi ortaya koyduk. Kimsenin inanç özgürlüğüne, inanma özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne, din ve vicdan özgürlüğüne kimse dokunmasın diye, dokunamasın diye. Ama bu kadar imkan da sağladık. Bu imkanlar tekrar değerlendirilip, kullanılıp, başkalarıyla ittifak yapıp bize dönünce ağrımıza gitti. Yani. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani bir ülkede insanların temel hak, sadece temel hak ve özgürlükler başkalarına ait değil, benim de başka insanların da hak ve özgürlüklerine riayet edeceksiniz. Yani dosttan, dost bildiklerinden gül bile gelse, tabii. Değil mi? Yazdaki gül değil, kaset, montaj. Neler geldi? Kripto, gül değil, taşla da razıydı. Taş da değil. Yani şantaj, efendim tehdit, uydurma şeyler, hakaret, iftira, böyle şey olabilir mi? Olamaz. Yani buna insanın tahammül etmesi hakikaten zorlaşıyor. Onun için sert tepki gösteriliyor, yani gösteriyoruz. Bu olacak şey değil arkadaşlar. Bu yapılabilecek bir iş değildir. O bakımdan öyle. Ha biz şunu söyleyeyim. Tevazu edene haki kademden belki ednayız. Tekebbür edenin fevkinde güya ki biz semayız. Yani isterseniz tercüme edelim. Tabii tercüme edelim. Şimdi bizim geleneğimizdir bu. Yani insan tevazu ediyorsa, mütevaziyse biz onun karşısında toprak oluruz. Evet. Şimdi ama kibirlenip tekebbür ediyorsa, kendisine bir şey rol biçiyorsa, verdiğin yetkiyi kalkıp sana göre üstten bir perdeyle sana karşı kullanmak istiyorsa onun karşısında da gök kubbeyiz diyor. Mesela anlaşılır. Kimin korkması, kimin güven duyması gerektiği ortaya çıktı. Yoksa biz. Evet. Birkaç konu kaldı. Çok fazla vakit de kalmadı. Tamam, Mustafa Bey. Hızlıca hemen geçelim o konuları. Bizi izleyicilerin haricinde sebağlı olan emniyet müdürleri valiler de izliyor. Emniyet müdürü vali kararnamesi gelecek mi? Yakın mı? Böyle bir azlık çalışma daha var mı? Daha önce geldi. Bir iki defa. Bizim bu aslında bürokraside rutin olarak zaman zaman yapılan ama rutin olmayarak yapılan işler de vardır, tayinler de vardır. Fakat resmi gazetede çıkıncaya kadar ne söylense yanlış olur. Çünkü bir ortak iradeyle yapıyorsunuz bunu. Büyük şehirler gündemde. Yani bakanlar kurulsa bütün bakanlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız. Üçlü kararname ise yine ortak iradeyle. İstanbul, Ankara başta olmak üzere büyük şehirler gündemde mi? Yani bu sefer herkesin merakı da biraz orada. Çok güzel gazeteci bir sorusu ama ben de gazeteci. Çok da tecrübesiz değilim diyorsunuz. Peki oradan sıkıştırmayalım o zaman. Ama en azından pek böyle sıkıştırmış bir... olmadık yani. Evet. Yani aradan çıktık bu konudan. Fazla çünkü resmi gazetede yayınlanınca göreceksiniz dedikten sonra bir de üçlü kararlama artık evet. Bir şey söyleyemiyor. Bir de yönetim tekniği bakımından doğru değildir. Yani bu yönetim tekniği bakımından doğru olmaz.
O bakımdan sonra. Evet. Sizden başka imzalara. Peki. Polis meslek eğitim merkezleri. Ya çok... bir de yönettiğimiz insanlar tedirgin olmamalı yani. Yani şöyle. Ama tabii bu da şu demek değil. Yani soruya girdiğimizde pişman oldukça da Sayın Bakan. Siz açıklama yaptıkça. Daha da girip düşüyor mesele. Evet. Polis meslek eğitim merkezleri. POMEM diye geçiyor bildiğim kadarıyla. Bunlarla hayli mail geldi. Gündüzden beri yani biz duyuruları sizin yayınımıza konuk olacağını söylediğimizden beri yoğun bir şekilde mailler var. Konuya çok vakıf değilim ama mesela şunu söylüyorlar. 14. dönem POMEM mağdurları diyor. 3000 kişi. Mağduriyetleri giderilecek mi? Hakları teslim edilecek mi? Bu 3000 adayı yedek diye telaffuz ediliyor. Ne olacak bu durumlar? 14. dönem, 13. dönem, herhalde daha önceki dönemler de var. Çok vakıf olmadığım bir konu ama çok mail geldi bununla ilgili. Şöyle bir şey, yani benden önceki dönemde açılmış, 3000 kişi alınmış polis mesleğine. Hı hı. Ve onlar başlatılmış. Yedek de belirlenmiş. Eğer bu 3000 kişiden gelmeyen olursa, yani başvuru olmazsa, 14. dönemden alınacak. O zaman o yedeklerden alınacak demektir. Yedeklerden onu bilmiyorum şimdi. Şeyden yani o 3000 kişiden başlamayan var mı? Başlamayan varsa yedeklerden onun yerini alınır. Kaç kişi başlamaz, kaç kişi alınır? Evet. Onu bilmiyorum ama onun dışında bir sorun olduğunu sanmıyorum. Yine açacağız sınav açtığımız zaman. Bugün yedek olanlar o zaman da sınava girerler. Asaleten kazanırlarsa bu sefer de onlar başlar. Evet. Peki bu son dönemde özellikle şimdi... Çünkü yasal olarak da bu yani şey probleminde yedek, asil bunlar da yasal olarak ne yapılması gerekiyorsa onun yapılması lazım. O yapılıyor. Anladım. Belirlenmiş yedek, asil. Kazanması gelmezlerse o zaman geçerler. Hızlı geçiyorum bunları da. Şiddet olayları, çocuklara ve kadına yönelik şiddet meseleleri vardı. Özellikle çocuğa yönelik meselede başbakan çok da ağır konuştu bu hususta. Hakkı idamdır dedi. Hakkı idamdır dedi ama yapılabilecek en üst nokta ağırlaştırılmış müebbet hapis diye. Ilgili... Geçtiğimiz bakanlar kurulunda bu eline boyuna gündeme getirildi, konuşuldu, tartışıldı ve bir takım prensip kararlar aldı. Gerçekten bu konuda bizim sistemimizin verebileceği en ağır cezayı verme kararlılığı var hükümette. Bunun tasarı olarak da meclise gönderilecek. Peki, bu istatistik arttı mı biraz Sayın Bakanım? Ya yoksa biz mi medyanın seçiciliği mi arttı? Şöyle ikisi ya, bir arada belki. Aslında birdenbire bir kadın şiddetinde oluyor. Birdenbire ama, sonra yani bizi acaba medya olarak mı daha seçici baktığımızdan sizdeki istatistiklerde karşılıyor mu? Şimdi de çocuklara karşı yani yürek parçalanıyor yani. Evet. Bırakın istatistiğinde bir tane bile olsa yani inanılmaz. Şimdi konu çocuk kadın şiddet olunca bir kişi bile olsa rakam anlamını yitiriyor. Tabii. Yani siz o bir kişinin bile olmaması için hangi tedbiri alabilirseniz onu almalısınız. Hı. Bu konuda birkaç yıldır ciddi hakikaten tedbirler alındı. Biz de yeniden gözden geçiriyoruz. Fakat takdir edersiniz ki yani bütün bunu sadece güvenlik tedbiriyle önlemek oldukça zor, mümkün değil. Acaba güvenlik birimlerinde tedbirinde açık var mı yoksa bu suç işlendikten sonra da cezalandırma sisteminde var mı? Onu gördük ki var. Yani cezalandırma sistemi var. Daha da ağırlaştırılmalı. O yapılıyor. Evet. Biz de güvenlik kısmını gözden geçiriyoruz. Biz daha önce koruma kararları aldık. İşte bunu değiştirdik. Yönetmeliği, koruma yönetmeliğini ben o zaman başbakanlıktaydım. O değiştirdik. Ve daha hızlı koruma, yani bir koruma kararını yani prosedürlere mahkum etmeden alınabilir hale getirdik. Evet. Dolayısıyla birinci kısmı bu. İkinci kısmı da biraz arttı mı, medya mı bunu çok gündeme getiriyor? İkisi bir arada. Yani aslında farkındalık arttı. Yani vatandaşların ilgisi arttı bu konuya. Tepkisel ilgisi arttı. Medya çok tabii konu olarak haber değeri var. Evet. Haber olarak onu hemen gündeme getirebiliyor. Ama yakalanma oranı, mesela suç işlemede yakalanma oranı çok arttı. Evet, o da vakaları biraz daha anlatılır. Evet, şehirleşme arttıkça, efendim bu tür hadiseler ortaya, bunların belki ortaya çıkma oranı arttı. Evet. Ama bir araştırma yapmadan ciddi bir şekilde, çok öncesinden çok ciddi bir araştırma, acaba artışı var mı? Olayın kendisinde de artma var mı?
söylemek şu anda belki evet, çok zor. Şüpheli için dinleme ve takip kararının zorlaştığını biliyoruz. Hakimler oy birliğiyle karar verecekler. Şimdi polisin şikayet ettiği konulardan bir tanesi şuydu değil mi? Yani biz getiriyoruz, mahkemede serbest bırakılıyor. Ya da işte delillerden suçla ulaşılması gerekirken suçtan delil ulaşma gibi durumlar da söz konusu. Şimdi bu biraz daha zorlaştı gibi takiplerden dolayı, oy birliği kararından dolayı özellikle bu dinleme ve takip için. Bundan dolayı polisin işinin zorlaşması söz konusu mu? Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Şimdi son bir kere bizim olarak işimiz adliye bir şeyi önce önlemek. Hı hı. Yani bir suçun işlenmesini önlemek. Onun için biz elimizden geleni yapmalıyız. Evet. Sonra yakaladıktan sonra da adliyeye götürdük. Adliye orada serbest bıraktı. Diyelim ki bırakmaması gereken bir durumdu ve serbest bıraktı. O zaman oradaki açık giderilir. İşte cezalar artırılıyor. Yanlış yaptığı söyleniyor. Kamuoyu açısından eleştiriliyor. Ama bazen de hakikaten kanunların alt sınırı yetersiz oluyor. Serbest bırakılabiliyor. Fakat kamuoyunun vicdanını bu zedeliyor. İnsanlar gözümüzün önünde işte çocuğu ya da kadını efendim bu onlar tutuklanıyor ama başka bir açıdan serbest bırakılırsa başka birisi o da hemen gündeme geliyor. Yani burada iki taraflı da düşünmek lazım ve sistemin neresinde açık varsa onu gidermek lazım. Tabii polisin morali şurada biraz bozuluyor. Efendim biz yakalıyoruz, adliye serbest bırakıyor. Hayır, bozulmamalı. Yani bizim işimiz yakalamak. Ama adliye de kendi açısından şöyle bakmalı. Biz ne yapalım da bu sorun tekrar topluma geri dönmesin. Yani herkes kendi açısından toplumun ve insanların özgürlüklerini, güvenliklerini koruyucu şekilde davranmalıdır. Evet. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Jandarmayı da aslında sormamız gerekiyordu. Jandarma da artık size bağlı. Jandarmanın operasyon yapabilme gücü artırıldı. Teknik donanım branşlaşma konusunda adımların olduğunu da biliyoruz. O konuda da bakanımızın çalışmaları olduğunu farkındayız biliyoruz ama onu da artık bir sonraki yayına diyelim. Çünkü süreyi doldurduk. Çok teşekkür ediyoruz. Benim açımdan bir sakıncası. Farkındayız. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Elinize katıldığınız sorularınızı cevapladığınız için. Sayın Kralovası'ya da çok teşekkür ediyoruz. Açık Görüş'te konuğumuz Ankara'dan İçişleri Bakanı Sayın Efkan Alay'da. Değerli izleyiciler, Mustafa Karaağdoğlu ile birlikte gündemdeki konuları sorduk. Ve Sayın İçişleri Bakanı da bu sorularımıza işlemekte yanıt verdi. Haftaya başka bir konuda Açık Görüş'te buluşmak umuduyla iyi akşamlar diliyoruz.